4, Newcastle 1, Leicester City 0, Liverpool 4. Bir son dakikamız var. Fenerbahçe Ozan Tufan'la 3 artı 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Değerli izleyiciler, son dakika. Fenerbahçe Ozan Tufan'la 3 artı 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Özellikle ben Beşiktaş maçındaki performansını son derece kayda değer bulmuştum. Çok güzel oynadı. Kendini aslında geliştiriyor. Kendini geliştiriyor. Aslında menşe olarak sağ bek aslında. Bursa'da da işte altyapılardan falan hep sağ bek özelliği var. Ama yani orta sahada kendini daha fazla ifade edebilen, iki yönlü dediğimiz, işte o box to box dediğimiz oyunculardan bir tanesi. Aynen. Beşiktaş maçında da hakikaten çok güzel bir gol attı. Alanyaspor'da Sergen Hoca'nın ellerinde adeta yeniden doğdu. Ve Fenerbahçe'de şimdi artık vazgeçilmez isimlerden bir tanesi konumunda Ozan. Bir ara böyle tam böyle 2 yıl önceydi galiba, değil mi? Yok olur gibi oldu, böyle performansında bir düşüş oldu ama çok iyi toparladı, evet, bence. Evet, özellikle Aytemiz Alanyaspor kariyeri çok iyi geldi Ozan Tufan'a. Çok kırılma noktasıdır o oyuncular için, hani toparlayabilen oyuncular oluyor o noktada, toparlayamayama noktasında kendini tekrar şey yapabilen oyuncular oluyor. Ozan onu iyi çevirdi lehine ve gerçekten Beşiktaş maçındaki performansı takdire şayandı. Evet, yani işte 3 artı 1 yıllık bir sözleşme. Kusursuz milli bir oyuncunun müsabaka kontratı 2024 yılına kadar uzatılmış. Detayları da hemen şey yapalım. Şimdi Göktuğan Argın bizleri bekliyor telefon attığımızda. Göktuğan, Ozan Tufan 2024 yılına kadar Fenerbahçe'de. Son bilgileri senden alalım. Evet, aslında Ali Bayansa, öncelikle iyi yayınlar dileyelim. Ozan Tufan işini biz yaklaşık 3 gün önce duyurmuştuk aslında spor ekranlarından ama resmi açıklama geldi. Tekrar yeğleyelim. Ozan Tufan 2024 yılına kadar artık Fenerbahçe'de devam edecek. Fenerbahçe'nin önemli bir oyuncusu haline geldi. Özellikle Alanyaspor'da geçirdiği o dönemden sonra Fenerbahçe'de adeta yeni bir transfer olarak orta sahanında bel kemiği haline geldi ki derbide gösterdiği performans, attığı golle de zaten klasını bir kez daha ortaya koydu. Tabii ki Fenerbahçeliler çok bekliyordu Ocak ayında, çünkü serbest kalacak. Acaba bir rakip kapar mı diye Ozan Tufan, ama bizim içeriden aldığımız bilgiler, Fenerbahçe kaptan olarak efsane olmak istiyorum dedi Ozan Tufan. Bu aslında manşet olacak, önemli bir söz. Ben Fenerbahçe'nin kaptanı Ozan olarak kalmak istiyorum diyen Ozan Tufan zaten bu sözünde dile getirdi. Aslında rakamlar ve süre olarak devamlı bazı spekülasyonlar vardı. Onu da açıklığa getirelim. Yani Ozan Tufan hiçbir zaman önüne konulan maddelere takılmadı. Menajerine ne gerekiyorsa onu yap talimatı vermişti. Tabii ki maddiyat da bir nevi önemli. Bir iyileştirme yapıldı. Süre olarak herhangi bir sıkıntısı yoktu. Sadece maaş konusunda iyileştirme yapıldı Ozan'a. Daha iyi bir hale geldi. Ve tabii ki bu süreçte bugüne denk geldi ve resmi açıklamada geldi. Fenerbahçe 2024 yılına kadar Ozan Tufan'la yeni sözleşmeyi imzaladı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sezonun aslında ara transfer sezonun ilk transferi, Fenerbahçe'nin resmi transferi de olarak nitelendirilebilir. Ben öyle bakıyorum. Ozan Tufan Fenerbahçe'nin ikinci dönem, özellikle bu yeni dönemde Alanyaspor'dan geldikten sonra en önemli ismi haline geldi. Ve bu transfer de Fenerbahçe'nin önemli bir kazanımıdır diyelim. Söz tekrar size bırakalım. Evet, Göktuğan Argın'a da teşekkür edelim. Bir kez daha tekrarlayalım. Fenerbahçe'den Ozan'a yeni sözleşme. Milli oyuncunun kontratı 2024 yılına kadar uzatıldı. Şimdi İngiltere'ye tekrar geri dönelim. Tabii gecenin en önemli karşılaşması şüphesiz Leicester'la Liverpool arasında oynandı. Liverpool gümbür gümbür geliyor. 4-0. Şimdi şöyle gazetelere baktığımızda 13 net demiş Bir maç da eksik bu arada. Evet. Bir maç eksik olmasına rağmen 13 puan farkla lider şu anda. Sport gazetesi bir el kupada artık. Hı hı. Manşetler böyle. Burada Ancelotti var Daily Express'te. Ancelotti demiş ki hali hazırda bu kötü gidişata son vermeye hazırım demiş. Ve diğer taraftan Star Sport'ta da işte firm kulpu tuttu gibisinden bir manşet. Roberto Firmino 2 gol attı ve kupa rüyası daha da büyüdü. Kupa rüyası daha da büyüdü demiş. Neler söyleyeceksin? Liverpool, bizim aramızda da Liverpool taraftarları var.
Yani yıllardır bugünü bekliyoruz o şampiyonlukları görmeler. Çünkü Premier Lig'de şampiyonlukları yok, yok ama 18 şampiyonluk var yanlış 29 yıl öncesindeki şampiyonluk Premier Lig kurulmadan önceki. İlginç bir şey var. Yani normalde bu kadar yükselişe geçen takımlar üzerinde bir antipati oluşur. Yani sürekli kazanıyor Liverpool. Üst üste Avrupa'da başarısı var. Premier Lig'de artık makas gitgide açılıyor. Ama Klopp ve öğrenciler üzerine global anlamda bir sempati doğmuş durumda. Çünkü gerçekten kaliteli futbol oynuyorlar. İzleyene seyir zevki veriyorlar. Çünkü hep kazanan üzerinde bir antipati yaratılır ya futbolda. Yani artık bir iticilik de olur. Liverpool üzerinde böyle bir şey yok. Şu anda herkes artık Liverpool'un artık o gün gelsin, Premier Lig kupasını kaldırsınlar diye bakıyorlar. Bence artık o sene bu sene. Hep deriz ya o sene bu sene mi diye. Bence o sene bu sene artık. Şimdi ben tabii işte 8-9 yaşındayken işte o Grobeller'lı, ondan sonra Alan Kennedy, Kenny Dalglish, Phil Neal, Phil Thompson, Ian Rush, işte Aldridge vardı ondan sonra. Yani müthiş bir kadro vardı. Ben hakikaten seviyordum Liverpool'u. Yani iyi de destekliyordum aslında Liverpool'u ama... Bende de son dönemlerde biraz antipati var yani söyleyeyim yani. Çok kazandıkları için Yok çok kazandıkları için. Belki de bu kadar çok hani burada da çok desteklendi. Bilemiyorum. Popüler yani. Olduğu için belki sende olmuş olabilir. Hani çok popülerleştiği için de o antipati böyle yaratılmış olabilir. Böyle sinsice Leicester'la Manchester City'nin böyle arkadan gelmesini bekliyordum ama olmadı yani. Geçen sene oldu. Tabii şu da var, dengeler de değişiyor. Mesela 2014-15 sezonuna baktığımızda Chelsea'nin şampiyon olduğu sezon Arsenal potada. İşte Manchester United ligin 3. sırasında. İşte Leicester 14. sırada. Şimdi bu sezon bakıyoruz Leicester yanılmıyorsam 3. Arsenal'e bakıyoruz 7. sıralarda. Ne 7.'si? Daha aşağıda. Daha aşağıda. 7. Yani, Manchester United, evet, Arsenal bakayım. Arsenal 11. sırada. Not almışım buraya. Şimdi Premier Lig'de de artık rekabette önce olan takımların yerleri değişiyor. Hani Leicester 14'teyken bakıyorsunuz 2. sıraya kadar yükselmiş. Aslında şampiyonluk da elde ettiler. Evet, şampiyonluk da elde etmesinin tabii ki çok büyük bir yeri var. Bizdeki gibi şampiyonluk yarışında potaya girenler ve pota dışında kalanlar Premier Lig'de de değişiyor aslında. Ve böylece ligin seyir zevki ve keyfi de bence artmış oluyor. O zaman şöyle yapalım, bir Londra'ya gidelim. Alparslan Düven bizleri bekliyor Londra'da. Dünkü karşılaşmayla ilgili yansımaları bir de Londra'dan alalım. Alparslan Düven bizlere aktarsın. Leicester karşısında 4-0'lık galibiyet. İngiltere'de büyük de ses getirdi. Puan farkı da 13'e çıktı. Sevgili Alparslan, Liverpool şampiyon mu oluyor? Londra'dan merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Güzel bir soru, Liverpool şampiyon mu oluyor? Açıkçası buradaki manşetlere ve izlenimime bakarsanız öyle görünüyor şimdilik. Ancak Premier Lig'in 19. haftası her ne olursa olsun dev bir maça sahne oldu. Mağlup lider Liverpool, takipçisi Leicester City'de konuk oldu ve Premier Lig'de en yakın rakibi Leicester City karşısında deplasmanda 4-0 galibiyet gelen Liverpool adeta bu sezon rakipsiz olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu. Geride kalan 18 maçta 17 galibiyet ve bir beraberlikle yenilgisiz yoluna devam eden Liverpool gözünü Arsenal'ın rekoruna dikmiş durumda. Bu sezon inanılmaz bir performans sergileyen Liverpool, 18 lig maçının 17 tanesini kazanıp sadece bir tanesini berabere kaldı ve 52 puanla uzak ara lider konumda. En yakın rakibi Leicester City karşısında deplasmanda 4-0 kazanan ve gövde gösterisi yapan Liverpool'un şampiyon olmasına açıkçası kesin gözüyle bakılıyor şimdilik. Premier Lig tarihinde en son Arsenal 2003-2004 sezonunda ne mağlup şampiyon olmuştu. Sözü geçen sezon Arsene Wenger'in ekibi 38 lig maçında 26 galibiyet, 12 beraberlik alırken hiç yenilmemişti ve Wenger'in ekibi ayrıca 49 maç üst üste yenilememişti. Klopp yönetimindeki Liverpool ise 3 Ocak 2019 tarihinden beri toplam 38 maçtır Premier Lig'de yenilmiyor. Diğer yandan sezon başında Brendan Rodgers'tan formayı kapan ve Harry Maguire'ın boşluğunu dolduran, fazlasıyla açıkçası dolduran Çağlar Söyüncü, Liverpool maçında Mısırlı süperstar Muhammed Salah'a adeta geçit vermedi. Milli futbolcumuz 72
60. dakikada büyük bir şanssızlık yaşayıp penaltıya sebebiyet verse de takımının ayakta kalan isimlerinden birisi oldu. Bu arada Leicester City-Liverpool maçı sonrası İngiltere Premier Lig'de gözler Wolves-Manchester City karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun rekoruna göz dikmiş durumda. Önümüzdeki sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan Guardiola, yeni sözleşmeyi hak etmeliyim demiş ve acaba ayrılıyor mu dedikodularına da açıkçası bu dedikoduları da beraberinde getirmiştim.